olduğu için bugün ben bu yola girmemiştim. Ama öğrencilerimiz kendileri geldiler. Veli toplantısında yardımcı olabilir miyiz? Tabii ki olabilirsiniz. Sonra aradan bir süre geçti. Esra, ben konuşma yapabilir miyim dedi. Tabii ki yapabilirsin dedi. Şu anda da o konuşma için çağrılmayı bekliyor. Evet, bu noktada ben sözü Esra'ya bırakıyorum. Esra'dan sonra hem ona ya da diğer öğrencilerimize ya da bana sorularınızı sorabilirsiniz. Evet. Hepiniz. Şimdi ben niye buradayım? İlk başta onu biraz anlatmak istedim. Çünkü geçen sene bu TEOG olayı ve TEOG'dan sonraki koşuşturma o zaman durumunu çok iyi anlıyorum. Hani o zaman sırf böyle okullara gittiğimizde sadece akademisyenler çıkıp konuşuyordu, okulu anlatıyorlardı ama okulun içinde yaşanan yaşantıyı siz çok anlayamıyordunuz. Çünkü sadece akademik olarak nasıl oluyor? O durum söz konusuydu. Yani ben biraz da bugün o soru işaretlerini götürmek için buraya geldim. Öyle bir olay. Bir öğrencinin gözünden acaba okul nasıl? Onu anlatmak istedim. Öncelikle bizim okulumuz gerçekten Türkiye'de ilk olan bir okul. Çünkü hem yeni, hem etnik açıdan, hem yapı bakımından, hem de desteklediği düşünce yapısı bakımından çok farklı bir okul. İlk başta böyle Alman okulu dendiğinde hani İngilizce sanki biraz ikinci plandaymış gibi gözüküyor ama öyle değil, gerçekten değil. Çünkü bir müddet sonra hatta biz evdeyken falan hem İngilizce hem Almanca hem de Türkçe sözcükler çıkıyor. Bazen unutuyorsunuz böyle neydi falan oluyor. Ardından İngilizce'nin ikinci planı atılması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü yine 20 saate 8 saat olsa da ya da 8 saate 20 saat derslerimiz olsa da ikisini de eşit düzeyde götürebiliyorsunuz. Mesela bizim şu an İngilizcemiz geldiğimizden çok daha fazla gelişti ve bunun yanında Almancamız da gerçekten gelişti. Onun haricinde bu yeni okul, daha lise binası olmayan bir okul gibi bir soru var. Evet, o da bizim düşüncelerimiz arasındaydı ama şöyle bir söz görmüştüm ben. En güzel mısraları tanınmamış şairler yazar derdi. Gene tanınmamış bir şair. Evet, gerçekten böyle bir durum var. Çünkü yeni bir okul olunca hem insanlığın hem ülkenin durumundan aslında neyin ihtiyaç olunduğuna dair daha iyi bir gözlem söz konusu. Böyle hani liseye giderken köklü bir okul olsun, böyle mezunları görünmüş olsun diye düşünce çok vardı. Bende de vardı. Ama kesinlikle yanlış bir düşünce bana sorarsanız. Çünkü o köklü denebilecek okulların her birinin tanıtımına gittim. Oturdum ve düşündüm. Hani ismini bir kenara bırakarak sadece okulun içeriğini düşündüm. Ve hep bana eksik gelen bir şey vardı. Çünkü sadece tek bir yönden ortaya çıkmak istemedim. Çünkü hayatta böyle olmuyor. Sadece tek bir şeyde iyi olmanız yetmiyor. Bir şeyde iyi olup diğer yönlerinizin de gelişmiş olması lazım. Ve bu yüzden ben burayı seçtim. Almancamı geliştirdi, İngilizcemi geliştirdi, Türkçemi de fazlasıyla geliştirdi. Çünkü ben bu okula gelmeseydim şu an burada size sunum yapamazdım. Gerçekten yapamazdım. Ne konuşacağımı bilmezdim, böyle durup size bakabilirdim. Ama öyle olmadı. Onun haricinde biraz daha okulun içine yönelik bakarsak, ben akademik kadroyla ve bizim öğretmenlerimiz arasındaki bağlantıdan biraz söz etmek istiyorum. İlk liseye geldiğinizde bir korku olur. Acaba öğretmenler nasıl olacak? Bana nasıl davranacaklar? Ya da hangi öğretmen zorlayacak, beni korkutacak gibi bir düşünce olur. Çünkü lise denince akla ve Alman ekollü bir lise denince akla disiplin geliyor. Ama o disiplin hani insanlığa yönelik bir disiplin değil de sanki sadece onlara işkence etmek için ve bunu kutulara koymak için bir disiplin olarak algılanıyor. Korkutucu bir şey oluyor. Ama öyle değil. Cidden öyle değil. Alman disiplini aslında insanların aklına gelenden çok farklı bir olay. Burada size dengeyi kurmayı öğretiyor. Hem disiplinli olmayı öğretiyor, hem biraz matrak olmayı öğretiyor. Hem de kendinizi ifade edip aynı zamanda saygı çerçevesinde durmayı öğretiyor. Bunun yanında İngiliz ekolü de var. İngiliz ekolüne bakarsanız onlar biraz daha dışa dönüktü ve akademik olarak da farklı yönlere gidebilirler. Ve bizde bu ikisi de var. Hani sadece tek bir kültüre bağlı kalmıyorsunuz. Dünyada en yaygın olan iki kültüre de adapte olabiliyorsunuz. Bunun yanında
Türkçeden de korkmuyorsunuz. Mesela evet, o gösterdiğiniz kitaplar vardı, hocamızın gösterdiği kitaplar. Onlar bizim bu dönem okuduğumuz kitaplar. Biz onlarla ilgili çıktık, sunumlar yaptık. İşte kitapta bizce neler anlatılmaya çalışılmış ya da yazar bunların arasında neler demeye çalışmış. Biraz metaforlar, ironiler ve benzetmeler yönüyle bir edebiyat sunumu yaptık. Ardından tezler yazdık. Ve bu Türkçe kitapların yanında Almanca kitap da okuduk. Ve biz Almanca'yı öğreneli hazırlık sınıfı olarak sadece okul başlayalı oldu ve buraya geldiğimizde hiçbirimiz Almanca bilmiyorduk. İsmimizi bile yanlış söylüyorduk, o derece söyleyemiyorum. Hatta yanlış yerlere yazıyorduk. Soyadımıza ismimizi, ismimizi soyadımızı yazıyorduk. Şu an böyle bir durum yok. Şu an Fahrenheit'ın, Bradbury'nin bir tane kitabı var, Fahrenheit. Onu Almanca okuyoruz ve anlayabiliyoruz. Ki bu B1, B2 seviyesi, C1 seviyesi olan bir kitap Almanca'da. Son seviyelere yakın. Bu kitap bakımından anlamak sadece değil, hani onu okuduğunuzda tabii ki anlamadığımız yerler oluyor, böyle sadece okuduğumuz yerler de oluyor. Ama ondan sonra alışmaya başlıyorsunuz. Hem o kültürün size söylemeye çalıştığına, hem dile, hem de onu kullanabilmeye başlıyorsunuz. Çünkü edebiyat dili, sınavlara girdiğiniz dil ve gerçek hayatta kullandıkları dil çok farklı. Edebiyatta ve derslerde gördüğünüz diller, gerçek hayattakinden biraz daha resmi, formal ya konuşulan ya da yazılan olaylar bile farklı. Bunun haricinde Almancayı sadece daha bir yıl bile olmamışken öğrenmek acaba nasıl oluyor diye düşünüyorlar. Çocuklar adapte olabiliyor mu ya da zorlanıyorlar mı? Dürüstçe söylemek gerekirse evet, ilk başta zorlanıyorsunuz. Çünkü tamamıyla bilmediğiniz bir dil ve yeni bir kültür, hani dil yani sonuçta kültür. Ama İlk haftadan sonra gerçekten alışmaya başlıyorsunuz. Biz ilk geldiğimizde hani dedik nasıl yapacağız? Bir olgusu oluyor, bir korku falan oluyor. Ama devam ettikçe yapabiliyorum, tamam bu da oluyor. Bunu da deneyeyim, tamam bunu da yapabiliyorum, cidden bu oluyor. Bunun haricinde mantık ve analitik düşünce bakımından bizim okulumuz çok iyi. Çünkü TEOG'da benim bildiğim tek şey şuydu. Müfredat böyle checklist gibi yazılmış, ezberlenmesi gereken bunlar, kimin ezberi iyiyse dersten o geçecek. Matematik bile çoğu zaman buna dayalıydı, sorulara bakımından bakarsak. Ama burada hani checklisti yazıp vermektense size böyle boş bir kağıt veriyorlar, bir de kalem veriyorlar. Kendi checklistinizi oluşturun, ne istiyorsanız, sizi destekleyebileceğimiz akademik ve sosyal hayatınıza yönelik hangisi sizi geliştirecekse kendi isteğiniz üzerinde checklist yapın diyorlar. Onu birlikte yapalım diyorlar. Bunun haricinde TEOG'da şöyle bir olay var. Bunu açık açık söyleyeceğim. TEOG hayatınızda sizi liseye yerleştirmekten başka pek bir işe yaramayacak. Yaramayacak. Çünkü TEOG'da öğrendiğiniz olayların aslında liseye geldiğinizde ezberlediğiniz çoğu şey farklı ya da biraz yanlış olduğunu öğreniyorsunuz. Ve bu okulda TEOG mantığı diye bir olay söz konusu değil. Neden değil? Çünkü sadece belirli bir kutunun içinde kalmanızı istemiyorlar. Sonuçta herkes ezberleyebilir ya da en azından belli başlı şeyleri ezberleyebilir. Ama olmayan bir şeyi bulmak ya da olmayan düşüncelerle, yeni pencerelerle dünyaya bakabilmek önemli. Çünkü hiçbir şekilde dünyada sadece düz bir yol yok. Onların sizin kenarına da gidebilmeniz lazım ve burada en önemli olan olay o. Şimdi ben birazcık fotoğraflar üzerinden gitmek istiyorum. Bunlar bu film sınıflarımız. Evet, bu koyuyoruz. Teknoloji, evet bizim şu an lisemiz yok. Ama olduğunda çok teknolojik ve çok güzel bir lisemiz olacak. Çünkü bilgisayar laboratuvarları, fen laboratuvarları TÜBİTAK tarafından yapılacak ve gerçekten güzel laboratuvarlar bekliyoruz. Derslerde iPad kullanıyoruz. iPad kullanımı da şöyle oluyor. Mesela Google Classroom kullanıyoruz. Hocalarımız bize yazmamız gereken ya da ödevleri oradan atabiliyorlar bazen. Bazen böyle mailler geliyor bize işte. Almancayı nasıl öğrenirsiniz? Konuşma mailleri. Konuşmanızda nasıl pronunciation'ı doğru yaparsınız? Telaffuzu nasıl doğru yaparsınız? Olarak anlatılıyor. Mesela orada biz çoğumuz böyle büyük bir olay yaşıyoruz. Çünkü Almancayı dediğim gibi bilmediğimiz için bazılarımızdan böyle Türk aksanlı bir Almanca çıkıyor. Mesela benden
böyle hocaların deyimi Amerikanca bir aksan çıkıyor. Hani onları da düzeltiyorlar. Sonuçta size sadece dili öğretip, aa tamam hadi anlıyorsan geç demiyorlar. Sizi o dile, o kültüre uyabilmeyi ve oradan farklı kapılara yol açabilmeyi de gösteriyorlar. Ve bu üç dilden oluyor. Hem Türkçe ekolü, hem İngilizce ekolü, hem de Amerikan ekolü oluyor. Ay pardon, onun haricinde mailler bakımından bizim hocalarımızda mesela bazen saat farkı olan yerlere gidiyoruz biz. Buranın saatiyle gece 4 olmuştu. Ben mail atmıştım hocama çünkü böyle anlaşılmayan bir şey vardı. Anında cevap veriyorlar. Hani ne zaman bir sorunuz olsa direkt cevap veriyorlar. Hani size yardım ediyorlar. Kaçırdığınız ya da anlamadığınız bir olay olursa bak şunu şöyle yap. Her zaman böyle ulaşabiliyorsunuz. Sonuçta aklınızda kalan ya da yapamadığınız bir olay olmuyor. Öte yandan şöyle bir olay var. Biz burada öğrenmeye gelirken cidden isteyerek geliyoruz. Hani hocaya diyoruz, hocam şunu da öğretir misiniz ya da bu nasıl oluyor diye soruyoruz. Hani hocam lütfen artık dersi bitirebilir miyiz demiyoruz çoğu zaman. Gerçeği gerçek. Bunun haricinde lise ve ortaokul arasında evet bir yıl var sadece ama bir hayat düzeni olarak çok fazla bir değişim. Şimdi ortaokulları hatırlıyorum, böyle hani 90 aldığınızda ütülen bir düşünce yapısı vardı. Neden ben 100 alamıyorum diye düşünülüyordu. Burada ilk geldiğimizde biz 60 alınca çok sevinmiştik. Evet. Hani benim ortaokulda 98'den düşük notum yoktu. Ama burada 60'a deli gibi sevinmiştim. Çünkü burada hani sizi sadece not vermek için vermiyorlar. Burada neyi öğretebiliriz bakımından da gösteriyorlar. Ve şöyle bir söz vardı, benim çok hoşuma gitmişti. Hayatla okul arasındaki tek fark, hayat önce sınavı verir, sonra dersi öğretir. Okul dersi verir, sonra sınavı verir diyordu. Burada ikisinin de ortası var. Çünkü sonuçta bir okuldasınız ama hayata hazırlanıyorsunuz. Hani bu denge de çok güzel bir denge. Beden eğitimi derslerimiz evet. Her ay farklı bir spora yönelik beden eğitimi derslerimiz oluyor. Masaya tenis takımımız var. ESO. Benim en çok sevdiğim olay bu ESO olayı. Çünkü ESO nedir? Önce kısaca anlatayım. ESO İngilizce münazara demek. Ve ESO'ya beni bu okul tanıştırdı. Önceden bilmiyordum böyle bir olay olduğunu. Ve ESO ne kadar İngilizce olsa da aslında size çok şey katabilecek bir olay. Çünkü kısaca ESO'dan bahsetmek istiyorum. 3 kişilik ya da 4 kişilik takımlara ayrılıyorsunuz ve size belli bir konu veriyorlar. O konuda siz kendi fikirlerinizi sunuyorsunuz. Ya karşıt oluyorsunuz ya da o fikri savunuyorsunuz. Ve böyle bir olay gelişiyor. Burada siz hem karşı tarafın fikirlerini düşünüp onlara göre kendinizi uyarlamaya fark ediyorsunuz. Hem karşı tarafı çürütmeye çalışıyorsunuz. Çünkü sonuçta münazara yani sizin de kazanmanız lazım. Hem de farklı olaylar bakımından nasıl çözüm bulunabilir bunu düşünüyorsunuz. Bunun haricinde ESO'da çıkıp topluluğun önünde 8 dakikalık bir süreniz var. Ve 1 dakikadan aşağı olmaması lazım. Konuşma yapmanız lazım. Şimdi biz ilk gittik, ilk senemizdi. İlk senemizde Türkiye ikincisi olduk biz. Ve hazırlıktık sadece, 2001'liydik. Bizim yarıştığımız insanlar, öğrenciler 18 yaşlarında, 17 yaşlarında öğrencilerdi. Şimdi biz gittik ilk gün. İlk gün münazara yapılmıyor. İlk 3 gün size farklı ülkelerden yabancı öğretmenler geliyor. Ve kendi alanlarında ders veriyorlar. Mesela dışişleriyle ilgili bir dersimiz vardı. Sonra Crime and Punishment, suç ceza olarak ders aldık. Feminizmle ilgili derslerimiz oldu ve çok geniş bir alanda derslerimiz var. Psikoloji yaptılar. İnsan psikolojisini çözme, deşifre etme gibi dersler bile verdiler. Ve bunların ardından hazırlanmak için münazaralar yaptık. Son 3 gün siz turnuva gibi bir olaya tutuluyorsunuz. 1 round, 3 round. Üçünden de üç yapan tek biz takım vardık. Bu yüzden finale çıktık. Sonraki takım 3'te 2'sini alabildiği için tekrar karşılaştık. Ve finalde bizi yendiler. O yüzden biz Türkiye ikinci sayıldık. Ama aslında 4 round oldu. Üçünde yani eşit sayıldık. Evet. Yani bu ESO'nun bana kattığı en büyük
olay topluluk karşısında konuşabilmek. Dediğim gibi ilk gün çıktık, böyle kağıtlarınız oluyor sizin. Ben konuşmaya başladım. Kağıtta yazmışım bir şeyler ama konuşamıyorum. Yani aklıma gelmiyor. Ama o 5 gün içerisinde o kadar çok değişti ki. İlk gün böyle tomar tomar kağıt çıkıyordu. Kürsüde konuşuyorsunuz. Ondan da hiç hoşlanmam. Neyse. Kürsüde konuşuyorduk. Tomar tomar kağıtlarla konuştuk. Son gün sadece şöyle küçük bir kağıt. Üstüne de 3 tane söz yazmıştık. Onun üzerinde 8 dakika konuştuk. İlk gün ve o kadar tomar kağıtta sadece 4 dakika konuşabildik. Hani öyle bir olay. Sizi hem akademik yönden de çok destekliyor. Hem bireysel olarak konuşmanızı da yapabiliyor. Hem de İngilizcenizi çok geliştiriyor. Gerçekten konuşma düzeyi bakımından çok geliştiriyor. Evet. Ben teşekkür ederim. Bu arada bizim finali yaptığımız takım SU'ya yaklaşık 4 yıldır gelen son sınıflardı. Ve bizim ilk senemiz öyle hazırlık sınıfıyız. Bunu da söylemek istiyorum. Evet, şimdi yine bir MUN kulübümüz var. MUN Model United Nations'ın genç öğrencilere karşı yaptığı bir hazırlık güveni gibi bir şey oluyor. Buna biz geçen ay gittik. Yunanistan'a gittik. Ve gerçekten çok güzeldi. Hani hatta şöyle bir katkısı oldu. Burada komitelerimiz oluyor. Neyin hakkında tartışacağınızı önceden söylüyorsunuz. Ama bizim komiteler karışmış mesela. Hiçbirimiz kendi istediğimiz yere giremedik ve hani size şöyle söyleyeyim, hazırlanma süreci zaten çok yoğundu. Böyle dosyalar vardı. Benim arkadaşlarım bir tane dosyası var. Onun içinden 4 ayrı dosya daha çıkıyordu. Öyle bir var. Ve gittik oraya. Siz bunlara girmiyorsunuz dedi. Dedik nasıl olur falan. Sonra biz bir anda dosyaları değiştirdik işte giden arkadaşlarla. Ben bu arkadaşımın hiçbir şey yok. Hazırlıksız. Girdik. Ve ilk emyendi. Konuşmaya başladık. Hani orada olan olay aslında kritiği yönetebilmek gibi bir olay oluyor. Ve onu biz eğer bu okulda biraz daha öğrenmeseydik orada cidden günlerdik herhalde. Ve emyen de bir okulun bence öğrenciye katabileceği en güzel kulüplerden biri. Çünkü hem dünyayı anlıyorsunuz hem de dünyadaki sorunlara çözüm üretiyorsunuz. Ve bu ürettiğiniz çözüm gerçekten çok yararlı olursa gerçek UN'e gidiyor. Onun haricinde gezilerimiz oluyor. Gezilerimiz biz Atatürkçü düşünceye çok değer verdiğimiz için daha çok ona yönelik gezilerle başladık bu sene. İlk başta Ankara'ya gittik. Oradan ODTÜ Üniversitesi'ne geçtik. Sonra müzik bakımından bizim okulumuz bayağı alanlara sahip. Keman, gitar, ritim, piyano gibi alanlar da var. Bunun yanında pop rock orkestrası da var. Bas gitar, bateri gibi alanları da geçebiliyorsunuz. Pop rock orkestrası. Ardından sanat derslerimiz var. Sanat dersleri hani size bir şey verip hemen onu çizin, o da öyle değil. Hani biraz daha soyut düşünce, acaba bu beyinden neler çıkabilir ya da farklı materyallerle neler yapabilir, onlara yönelik. Tarih projemiz bir öğrencinin gözünden tarih kitabını yeniden yazma projesi. Sonra sergilerimiz var. Zero dergisi Sabancı Üniversitesi'nde oldu. Ona gittik. Bir resmin sadece tuvale boya resim çizmektense nasıl dışa vurma olabilir ona baktık. Mesela çivilenmiş sandalyeler vardı, yakılmış tuvaller, sonra sadece bir boya püskürtülmüş tuvaller ya da yırtılmış tuvaller vardı. Buna bakımından da bir olgunun aslında nasıl değişebileceği üzerine yorumlar yaptık. Ardından tiyatro kulübümüz var. Tiyatro kulübümüz aslında kulüp değil çünkü bunu her yıl Türkçe öğretmenimiz 9. sınıflara, şu an 9. sınıfta olduğu için, bir tane tiyatro yaptırıyor ve herkes katılıyor buna. Şu anda Buzlar Erken'i yapıyorlar galiba. Onun haricinde biz hazırlık sınıfı olarak dedim ki Almanca ve İngilizce karışık bir tiyatro sergiliyoruz. Yani bunu biz yapacağız. Kostümleri, her şeyi biz yapacağız. Onun yönelik eğlenceli olur. Aynen robotik kulübümüz var. Robotik kulübü de yanılmıyorsam Türkiye 8.'si oldu bu sene. İlk defa katılmalarına rağmen. Evet, ders kulübümüz var.
Dart kulübü de Türkiye üçüncüsü oldu. Yine eklenildi. Futsal kulübümüz var. Futsal kulübümüz bizim çok ünlü. Ama ünlü olmasının nedeni iyi olmaları değil. İki maçta 22 gol yiyiz, bir tane gol atabilmişti. Evet, hatta iki arkadaş orada. Evet, bunu deyince biraz kızıyorlar ama maalesef ki gerçekler böyle. O yüzden yani öğretmen ne kadar iyi olsa da bize oyuncu verdi. Evet, okçuluk kulübümüz var. Okçuluk kulübümüz bazen Özyeğin Üniversitesi'ne gidiyor. Bazen kendi beden eğitim salonumuzda yapıyorlar. Dans kulübümüz var. Kasev ziyareti. Bizim okulumuzun çok desteklediği bir huzur evi var ve bu huzur evi eğitimciler, eski öğretmenlerin gittiği bir huzur evi. Ben toplum hizmeti olarak buraya gidiyorum. Ve gerçekten oraya gittiğinizde aslında jenerasyonlar arası etkileşimi çok iyi anlayabiliyorsunuz. Oraya gidiyorum, yaşayan tarihler var orada. Sizin tarih kitaplarında okuduğunuz olayları gerçekten görmüş, geçirmiş ve içinde bulunmuş insanlar var. Mesela benim bir tane konuştuğum teyze var. Mecliste çalışmış, ilk mecliste. Babası oradaymış, ona yardımcı olarak yanına gidiyormuş. Hani Atatürk'ün katıldığı yemekler hepimiz dinleriz böyle, ne kadar güzel diye düşünürüz. Orada gerçekten bulunmuş insanlar var. Ve bunu her ne kadar kitaptan okuyarak öğrenebilecek olsanız da yaşayan birinden öğrenmek çok farklı bir duygu. Ardından hayvan barınağı ziyaretlerimiz var. Sadece insanlara yardım etmek değil, çevremizdeki canlıların da farkında olduğumuzu göstermek için hayvan bakıyoruz. Evet, bu sınıf ortamımız ya da teneffüslerdeki ortamlar. Hatta bu gitar çalan gördüğünüz ev bizim öğretmenimize ait. Evet, bu bahsettiğim asılımın... Evet, şimdi benim burada başka söylemek istediğim tek bir şey var. Lise ve üniversiteye geçiş süreci tamam çok uzun bir süre. Ama aslında kendi hayatınızı kıyasladığınızda sadece hazırlık olduğu için 5 senelik küçük bir süre olacak. Ve üniversite düşüncesi evet gittiğiniz üniversite belki çok önemli. Ama hayatınızda aslında lise çok daha önemli. Çünkü üniversiteye gittiğinizde artık biraz daha kim olduğunuzu, ne istediğinizi biliyorsunuz ve bir birey olmuş olabiliyorsunuz. Ama liseye geldiğinizde bunun arayışı içindesiniz. Acaba nasıl biri olacağım ya da neler yapabileceğim? Hep böyle bir arayış içinde oluyorsunuz ve bu yüzden lise bence çok daha önemli. Çünkü lisede kendinizi şekillendiriyorsunuz. O yana bakarsak bu okulun en güzel yanı bence bu. Size kendinizi şekillendirme olanağı veriyorum. Yani kendiniz ne olmak istiyorsanız ya da nerede iyi olmak istiyorsanız oraya yönlendiriyorlar, destekliyorlar. Ve ayrıca hani diyorlar bu yönün de iyi olabilir, bunu da denemelisin. Ama öte yandan bakınca bazen sadece siz kendinizi şekillendirmiyorsunuz. Bazı yerler sizi şekillendiriyor. Hani o yüzden ben bu okulu size tanıtmak istedim. Size kendinizi şekillendirme olanağınız var. Sadece başkalarının olmanızı istediği kişiye dönüşmek değil, biraz daha kendiniz olabilmek ve ne olmak istediğinizi anlayabilmeniz bakımından. Çok küçük bir söz söylemek istiyorum. Üç Aptal diye bir dizi film vardır. Hint filmi hatta. Ve filmin sonunda derler ki bir tane başarılı olmuş bir kişi vardır. O kişi için derler ki bize sunulan en güzel yollardan gittik. O ise kendi yolundan gitti. Şimdi bu söz aslında çok önemlidir. Çünkü evet yollar tabii ki vardır ve onların en iyisinden gidebilirsiniz. Ama siz kendi yolunuzdan, kendiniz gitmeye başladığında o en iyi olan yolu aslında siz yaparsınız. Ve ardınızdan sizi izlerler. Ve bu olanak bence lisede asıl ortaya çıkar. Kendine güven, konuşabilme ya da fikir üretebilme. Ve ben bütün bunların hepsini bu liseye borçluyum. O yüzden aradaki o ciddi bir fark var. Size açıkça söyleyeceğim. Eğer şu anki bu durumda evet yeni bir lise. Ama bu durum kaçarsa gerçekten ileride kaçmış bir fırsata dönüşür. Bir bayanla karşı karşıya.
evet. Küreni ikinci sıraya koydum çünkü ondan sonra konuşma yapmanın çok bir manası olmayacak. kendisine teşekkür ediyorum. Bu noktada İlgiler İlgiler web sayfamız videoları burada yer alıyor. Dilediğiniz zaman okuldan da tabii ki telefonla ya da direkt mail atarak, telefon açarak da bilgi alabilirsiniz. Sorularınız var. Varsa rica ederim.